Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'deki son durum gelişmelerini değerlendireceğiz ve fiyat hareketini yorumlayacağız. Güncel gelişmelerimiz var. Fed tarafında faiz kararı belli oldu ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları oldu ki bunlar bu yıl için artık kaderi değiştirecek açıklamalardı. Haricinde total 2 grafiğinde ve Bitcoin dominasında da ilginç bir durum söz konusu. Bunu sizlere aktaracağım. Ve bu bütün verileri kullanarak güncel planımı sizlere oldukça şeffaf ve basit bir dille anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce eğer video yararlı bulursanız ve bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz beğeni butonuna basarak ve kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Destekleriniz hem benim için hem de YouTube algoritması için çok önemli. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle 4 saatlik zaman diliminde Bitcoin'in fiyat hareketini incelediğimizde 42723 seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz ve burada tutunmaya çalışıyor aslında. Bizim için burada önceki videoda bahsettiğim 43 bandının üzerine atması ve burada kapatmalar yapması yükselişi tetikleyebilecek hareketlerden bir tanesiydi. 43500 bandına kadar bir yükseliş yapsa da Bitcoin'in fiyat hareketi 43 bin üzerinde tutunamadı. Şu anda da alt bantlarda buraya yakın durmaya çalışıyor. Ama hacim anlamında bakıldığı zaman Fed kararıyla birlikte gelen pozitif hacmin artık devamının gelmediğini görebiliyoruz. Burada önemli faktörler var. Yani piyasayı ve Bitcoin'i tek bir açıdan değerlendirmemek gerekiyor. Eğer böyle bir değerlendirme yaparsak yanlış bir plan oluştururuz. Şimdi bunları sizlere teker teker aktaracağım. Mesela burada ne oldu da 4 saatlikte 43.500'e kadar çıktık. Öncelikle uzun süredir süregelen bir durum vardı ve bu durum içerisinde artık enflasyon sürecinin sona ermeye başladığını, hatta oldukça iyi durumda olduğunu sadece Fed başkanının ve Fed üyelerinin bu durumu çok fazla dışarıya aktarıp da insanları tüketime teşvik etmek istemediklerini, yani uyuyan devi uyandırmamak için manipülasyon yaptıklarını sizlere anlatmıştım. Defalarca her faiz kararında ve enflasyon kararında bunları tekrar tekrar sizlerle konuştuk. Şimdi burada çok güvercin bir açıklama geldi ve pozitif bir açıklama ki bunu artık yavaş yavaş manipülasyon yapmaya da ihtiyaç duymayacaklar bir konuma geldiği için rahatça söyleyebildiler. Tabii ki yine küçük küçük uyarılar vardı ancak bunlar neredeyse gözün görmeyecek kadar küçük uyarılardı. Burada artık faiz artırım sürecinin sonlandığını gösteriyorlar bize ve artık faiz indirim süreci başlayacak. Ancak dediğim gibi çok kademeli ve dengeli bir şekilde geçiş yapmak istiyorlar. İnsanları farklı bir yere teşvik etmemek için ya da yatırımları bir anda para aktarımı şeklinde farklı piyasalar sürüklememek için oldukça yavaş ilerlemeye çalışıyorlar. Biz bu konuşmadan sonra şunu net olarak gördük. Evet, bundan sonra kolay kolay faiz arttırmayacak olası bir böyle siyah kuğu olayı olmadığı sürece ama faiz indirimlerine de bir süre zaman var. Bu zaman gelene kadar da faiz indirimleri konusunda çok fazla piyasayı heyecanlandırmayacaklar. Size daha önce gösterdiğim bir veri vardı. Bu veriden bahsetmek istiyorum. Fed'in para yakın politikasını ve Fed faiz arttırmasa da belli bir oranda yakılan para 25 baz puanlık artışa tekamül ediyordu. Burada da dolar miktarında bu para 1 trilyon dolar yaktığında 25 baz puanlık artış anlamına geliyordu. Buradaki 1 trilyon dolarlık miktar bize aslında şunu gösteriyor. Fed'in yaptığı o 25 baz puanlık artışların ekonomide ne kadar büyük bir etkisi olduğunu. 25 baz puanlık bir artış gelseydi 1 trilyon dolar da piyasadan çekiliyor anlamına gelecekti. Şu anda biz şunu fiyatlamaya başlayacağız. Yavaş yavaş e, analizler analistler ve Kurumlarda bunu fiyatlamaya başladı. Faiz indirimleri. Tam tersi şekilde piyasadan para çekilmeyecek, para anlamında genişleme yaşanacak, faiz indirimleri görülecek ilerleyen aylarda. Bu da piyasada bir para bolluğuna neden olacak. Para bolluğu da nereye yarıyor? Hisselere yarıyor. Teknoloji hisseleri anlamında. Haricinde kripto para piyasasına yarıyor. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Mesela korona döneminde havadan para dağıttılar ve bu havadan dağıttıkları para bu kadar sıkı bir politika izlemelerine neden olsa da kripto da boğa sezonu dediğimiz sezona Diğer piyasalarda ise yükselişlere neden oldu. Bunun nedeni tamamen para bolluğuydu. ABD hükümeti havadan para dağıttı ve bu para dağıtmanın da acısını şimdi çıkardı. Şimdi bakıldığı zaman Powell'ın konuşmasından çıkarılabilecek bir başka önemli nokta da şu. İş konusunda herhangi bir sıkıntı yok. İşe girme oranlarında ve maaşlar konusunda oldukça yeterli buluyorlar ve ilerlediğini görüyorlar. Tabii ki ABD ekonomisinde belli başlı açıklar veriliyor, belli başlı sıkıntılar zaman zaman görülüyor. Ancak bunları genel anlamda iyi idare ettiklerini de görmüş olduk bu toplantıda. Kendi ağızlarından da bunu duyduk. Daha önceki piyasalarda açıklanan verilere baktığımızda zaten bu durumun farkındaydık. Tabii ki %2 enflasyon hedefleri var. Bu hedef için de ortalama 2026 yılını gösteriyorlar tam anlamıyla gerçekleşmesi yönünde. İktidar değişirse ABD'de ve Trump gelirse geri Avrupa tarafından çeşitli bağlar koparılacaktır ve bu maddi kambur artık biraz daha rahatlayacaktır. Farklı politikalar izlenmeye başlanacaktır. Burada da başkanlık seçimleri çok büyük önem taşıyor aslında ABD'de. ABD'de Trump'ın haricinde de yeni bir başkan adayı var ve bu başkan adayı da kripto sektörüne çok olumlu bakıyor. Bu teknolojilere oldukça olumlu bakıyor ve kripto yanlısı olarak biliniyor. Birçok röportajı var bu şekilde. Adı da Robert F Kennedy diye geçiyor arkadaşlar. Bu kişinin de kazanma olasılığı var diyebiliyorum. Yani çok güçsüz bir aday olarak görülmüyor. Bunun kazandığı takdirde de çok çok farklı senaryolar konuşulmaya başlanır. ABD'de artık işler oldukça değişir. Ki zaten Donald Trump da aslında bu sektöre yakın çünkü mesela NFT anlamında kendi NFT koleksiyonu var vesaire vesaire dersek bu piyasanın oldukça içerisinde insanlar. Sadece Biden e, o kadar bu piyasanın içinde değil ve yaptığı hamleleri genel anlamıyla da çok da doğru bulmuyorum. Başarısız bulduğum iktidarlardan bir tanesi ABD tarafında. Bu konuyu daha fazla detaylı inceleyebiliriz arkadaşlar ancak çok zaman alır çok fazla veri var elimizde. Ondan dolayı genel itibariyle diğer verilere geçelim. Burada total 2 verisinden başlamak istiyorum. Fiyat hareketini yorumlamada total 2 grafiğine baktığımızda dün incelediğimiz konumlardan sonra bitcoin'deki fed kararının açıklanmasıyla birlikte gelen yükselişle bir birlikte hareketin tekrar yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bu da altcoin'lerin bitcoin ile aynı şekilde yükseldiğini. Nasıl bitcoin düştüğünde sert bir şekilde altcoin'ler de geri çekildi. Bitcoin yükseldiğinde de altcoin'ler aynı şekilde bitcoin'i takip ederek yukarı yönlü geldi. Burada sıkıntı şu. Toplu anlamda bir hacim girişi oldu. Yani tekrardan bu haberle birlikte bir pump yaşandı. Ancak bu hacmin devamlılığı yok. Bizim buradaki en temel sıkıntımız bu. Bitcoin'de hacmin devamlılığı gelmezse ve vadeli taraf bu kadar baskınken spot piyasaya yani tam anlamıyla spotun ortak olduğu bir piyasada değilsek fiyat hareketi tekrardan geri çekilebilir ve altcoinlerde de ortalama yüzde %4 ile 6 genel anlamda bir geri çekiliş görebiliriz. Total iki grafiğinde de bu durum aslında biraz Bitcoin grafiğini andırıyor. Bakın Bitcoin grafiğini açacak olursak aynı şekilde Total 2'de de bu mumu görebiliyoruz. 4 saatlikte artışlar Bitcoin grafiğini kopyalayan altcoin grafikleri. Yani size tavsiyem şudur. Eğer vadeli işlem yapıyorsanız arkadaşlar vadeli işlem yaparken incelemeniz gereken ilk grafik hangi coin olursa olsun Bitcoin olacak. Bitcoin inceledikten sonra Bitcoin ile korelasyonu olan grafikleri inceleyeceksiniz ki bunlardan bir tanesi dominans ve tether dominansı. Hem Bitcoin dominansına bakacaksınız hem tether dominansına. Şimdi Bitcoin dominansını göstereyim sizlere. Ancak bunun öncesinde de arkadaşlar hala videoyu beğenmediyseniz beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun açıklamalar kısmında vadeli işlemlerde ve spotlarda devasa bir etkinlik var. Bitket etkinliği. Orayı da mutlaka kontrol edin. Çok büyük komisyon indirimi ve aylık ödül sistemi var arkadaşlar. 250 dolara kadar ödül alabilirsiniz. Normal yaptığınız işlemlerde incelemek isteyenler de oraya bakabilirler. Bitcoin dominansının fiyat hareketini incelediğimizde günlük bantta dominansın da dün yükseldiğini gördük. Yani bu haber dominansı da etkiledi. Bu da bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Az önce sizlere bir cümle kurdum. Bu cümlenin arkasının dolu olduğunu gösteriyor. Ani bir hacim girişi ile birlikte hem altcoinler hem bitcoin yükseldi ve burada bir açıklama geldi arkadaşlar bunu da sizlere telegramda haber kanalından paylaştım bu açıklamada BlackRock tarafından edin piyasalar için yeşil ışık yaktığı söylendi. Yani bunlarla birlikte insanlarda bir heyecan oluştu. Genel ile birlikte dışarıdan stable giriş yaşanmaya başladı. Ki bunu zaten Tether dominansı tarafında da görebiliyoruz. Mesela bakın Tether dominansını açtığımızda dün günlük bunda aşağı yönlü olarak sert bir hareket geldi. Yani Tether'deki insanlar yavaş yavaş altcoin'lere ve Bitcoin'e geçtiler. Burada önemli olan kısım büyük oyuncuların bunları devam ettirebilmesi, büyük oyuncuların bu işin içine ortak olabilmesi ve yukarı yönlü gidecek şeklinde işlem alabilmesi. Bunları da zincir üstünde incelediğimizde maalesef şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki manipülatif hareketler ve buradaki manipülatif hareketlerin haricinde fake outlar gelebilir, denemeler gelebilir. Çünkü insanlardaki o beklentiyi kullanarak likitasyon süreçleri oluşturmak istiyorlar. İnsanları lik etmek istiyorlar. Ee, pozisyonların buradaki kaymağını toplamak istiyorlar. Bunlar konusunda da dikkatli olmanız gerekiyor. Tabii ki olumlu bir gelişmemiz var. Bu gelişme beni de çok mutlu etti. Ee, ve bu gelişmenin sonrasında piyasada kurumsalların etkisi de giderek artacaktır özellikle şirketler tarafında. Nedir bu gelişme? ABD'de şirketler Bitcoin gibi varlıkları aldıklarında muhasebe tarafında bir sıkıntıyla karşılaşıyorlardı. Çünkü bunların genel anlamda bilanço verileri açıklanıyor. Dönemden döneme verileri şeffaf bir şekilde yayınlıyorlar ve Bitcoin tarzı bir varlık aldıklarında ABD'deki yetersiz düzenlemelerden dolayı şöyle bir yanlışlık ortaya çıkıyor. Mesela diyelim Michael Saylor 20 bin dolardan Bitcoin aldı. Bitcoin fiyat hareketi önce 14 bin dolara düştü. Sonrasında ise Bitcoin fiyat hareketi 14 bin dolardan tuttu ve 31 bin dolara çıktı. Burada Bitcoin fiyat hareketi bu hareketi yapmış olsa da şirket orada 6000 dolarlık zarar göstermek zorunda ve bu şekilde bir durum söz konusu olduğunda şirket bilançolarında istenmeyen durumlar oluşabiliyor. Bununla ilgili Michael Saylor bir dava açmıştı ve bu dava olumlu şekilde sonuçlandı diyeceksiniz bu çok mu önemli bir şey? Evet önemli. Mesela SpaceX'in elinde de Bitcoinler vardı. SpaceX de bu durumdan dolayı Bitcoinlerin belli bir kısmını satmıştı hatırlarsınız ve bunların satışları da piyasada ciddi bir etkiye sebep oldu. Aslında tamamen şirket işleyişinden dolayı satıldı. Yani Elon Musk'ın Bitcoin ve kripto para sistemine ilgi duyduğunu bilmeyen yoktur. Bu sistemde de olabildiğince aktif insanlardan bir tanesi ki piyasada da çok büyük bir güç sahibi. Ancak şirketlerinden bir tanesi de böyle sorunlardan dolayı Bitcoin sattığında hem biz etkileniyoruz, hem büyük yatırımcılar etkileniyor, hem şirketler etkileniyor. Yani genel anlamda olumsuz bir durum oluşuyordu. Michael Saylor bu durumu çözdü gibi bir şey arkadaşlar bu sorun artık kalmayacak bu sorun artık düzenlenecek bu da piyasa için oldukça güzel bir gelişmedir. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi son olarak fiyat hareketindeki güncel yorumumu yapacağım. Ve sonra da videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Vadeli işlemlerde Bitget'te çok büyük bir kampanyamız var. Videonun açıklamalar kısmında bakın bütün linkler mevcut. Günlük analizlerden yararlanmak istiyorsanız da sohbet kanalına buradan katılabilirsiniz. Haber kanalında linki burada mevcut. Sohbet kanalında istekler bir hafta içerisinde onaylanıyor. Bunu da söylemiş olayım. Fiyat hareketindeki son beklentim arkadaşlar. Arkadaşlar şudur. Eğer hacim anlamında sizlerle birlikte sohbet kanalında ve haber kanalında hacim verileri, hacim girişleri paylaşmazsam Haber akışı anlamında fiyat hareketini destekleyecek ve yukarı yönlü itecek bir haber gelmezse, satıcı baskısı vadeli işlemler kısmında baskın gelmeye devam ederse düzeltme beklentim hala devam ediyor. O yüzden 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece fikir konusunda hala bir düzeltme hareketinin gelebileceğini düşüneceğim ve buna yönelik bir işlem alacağım. Yani işlem alacağımdan kastım da izleyenler varsa önceki videoyu izlesinler. Düşüşle birlikte değer kaybedecek altcoin'lerde oluşan oluşabilecek konfirmasyonları takip edeceğim. Oluşabilecek giriş konumlarında mantıklı alt altcoin'lere yatırım yapıp long işlem bekleyeceğim trend yönünde. Çünkü genel itibariyle piyasada beklentim yukarı yönlü olsa da düzeltme hareketi tarzı hareketler bana ciddi şekilde kazanç getirebiliyor. Ancak trendin tersine de işlem açmak istemiyorum. Sadece burada bir düzeltme hareketi gelebilir. Bu da altcoin'lerde sert geri çekilmeye neden olabilir. Çünkü size total 2 grafiğini incelediğimde Bitcoin'le aynı fiyat hareketinin altcoin'lerinde yaptığını göstermiştim. Burada sert bir hareketle birlikte tekrardan aşağı yönlü hareket başlarsa altcoinlerde de %4 ile %6 arasında minimum bir geri çekilme olur. Ve bunu da değerlendirirsek genel anlamda vadeli işlemlerde büyük kazançlar sağlayabiliriz. Ama dediğim gibi ve gruptan bol bol bunu söylüyorum size de söylemek istiyorum arkadaşlar. Fiyat hareketinin size gelmesini bekleyin. Siz fiyat hareketine gitmeyin. Fırsatları kaçıracağım diye herhangi bir konumdan rastgele girmeyin. Rastgele planlamadığınız bir şekilde satış yapmayın ya da stop konumu belirlemeden işlemlere girmeyin. Aceleci davranmayın. Yani hikaye yazmaya çalışmayın arkadaşlar. işin özeti bu. Hikaye yazmak nedir? İşte 100 dolarımı 100 bin dolar yaptım tarzında bir hikaye yazmaya çalışırsanız 100 dolarınız kalmaz büyük ihtimalle. Yani çok nadir insanlara böyle şeyler denk gelir. Siz klasik bir şekilde minimum risk maksimum kazanç mantığıyla hareket edin. Fiyatın size gelmesini bekleyin. Olabilecek bütün fiyat hareketlerini değerlendirin ve 1 dolar bile bakın 1 dolar bile ki bugün Sohbet kanalında bu durumla alakalı bir yazı paylaştım bakın belki size çok saçma gelecek ama şunu unutmayın ekstra 1 dolar kazanmış olmak hiç kazanmamış olmaktan iyidir. Yani bir büyüktür sıfır mantığını sağlayın arkadaşlar. Bu nedir? Size neresi kazanç sağlıyorsa hangi proje kazanç sağlıyorsa hangi oluşum sizi doğru şekilde bir hedefe getirecekse küçük veya büyük bunu uygulayın. İşin özeti bu arkadaşlar parayı küçümsemeyin 1 dolar 1 dolardır hiç kazanmamaktan iyidir. Bazen küçük rakamlar sizi tatmin etme. Bu piyasada ve dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında da sizlere çok güzel bir etkinlik bırakıyorum. Buradaki linkten bitkete kayıt olursanız benim referansımla. %20 komisyon indirimiyle başlıyorsunuz. Aydan aya %50'ye kadar komisyon indirimi kazanıyorsunuz ve 1 milyonluk aylık hacim oluşturduğunuzda da 250 dolara kadar çekilebilir ödül kazanıyorsunuz. Detaylar burada arkadaşlar. Çok fazla detaylar yok. Bu ayın 17'sinde ilk kazananlar açıklanacak. Sonraki ayın 17'sinde yeni kazananlar ve yeni etkinlikler de duyurulacak. İsteyenler buradan katılabilirler. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.